Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet, yepyeni videoda karşınızdayım. Bu videoda Xiaomi Mi 9'dan bahsedeceğim arkadaşlar. Xiaomi'nin yeni tanıtmış olduğu modeli Mi 9'dan bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde bu cihaz Çin'de lansmanı yapıldı. 20 Şubat'ta bu telefon Çin'de tanıtıldı. Ben de lansmanı canlı yayında takip etmiştim ve sonrasında bu cihazı kısa bir sürede olsa kullanma imkanım oldu. Yani bir görme imkanım oldu diyeyim. Çok fazla kullanmadım ama bu cihazı bir görme imkanım oldu. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde bu cihazla ilgili bir video daha yayınlamıştım. O videoda da işte lansman yapıldıktan hemen ertesi gün bu cihazın özelliklerinden bahsetmiştim. Öyle bir video yayınlamıştım. Mi 9 serisi tanıtıldı diye. Aslında o videoyu çekmeden önce bu cihazı bir görme imkanım olmuştu. Ama o elimdeki cihaz global cihaz değildi ve daha global lansmanı yapılmadığı için bundan bahsetmemiştim. Bu videoda birazcık bundan bahsedeceğim. Ama cihaz global cihaz olmadığı için bu cihazı açmaya ve video çekmeye izin vermediler. Yani cihazla birlikte bir video çekemedim ama cihazın bazı görüntülerini çektim. Yani arka tasarımını olsun, işte ön tarafını falan çektim ama cihaz kapalı bir şekildeydi arkadaşlar. Onun haricinde cihazın tasarımından biraz bahsedecek olursam, arka tarafı cam bildiğiniz gibi zaten. Bu cihaz kablosuz şarjda destekliyor. Arka tarafı mavi renkteydi benim gördüğüm cihaz. İşte sol üstte çift kamera falan bulunuyor. Zaten bu tasarım görüntüleri internette bulunuyor ama ben yine de bahsedeyim. Onun haricinde cihazın tasarımında ufak bir detay benim dikkatimi çekti. Cihazın sağ tarafında normal kilit tuşu ve ses tuşları varken sol tarafta ekstradan bir tane daha tuş bulunuyor. Xiaomi'nin diğer modellerinde bulunmayan bir tuş bulunuyor arkadaşlar. Samsung yeni modellerinde çıkan Bixby tuşu gibi bu da Xiaomi'nin sanal asistanını açan bir tuş olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Samsung bildiğiniz gibi yeni modellerinde sol tarafta ekstradan bir tuş koymuştu. Bu da Samsung'un sanal asistanı olan Bixby'yi açıyordu. Mi 9'a konulan bu tuş da bence Xiaomi'nin sanal asistanını açmaya yarayacaktır. Tıkladığımız zaman Xiaomi'nin sanal asistanı açılacaktır. Yani cihazda bu şekilde ekstradan bir tane tuş var. Onun haricinde tasarımında bahsedebileceğim çok fazla bir detay yok zaten arkadaşlar. Ön tarafta su damlası çentiği bulunuyor. 6.4 inçlik bayağı büyük bir ekranı bulunuyor telefonun. Zaten bunları geçtiğimiz günlerde yayınladığım videoda bahsetmiştim. Onun haricinde arkada 3 tane kamerası bulunuyor. Bu kameraları inceleme videosunda çok detaylı bir şekilde inceleyeceğim arkadaşlar. Bu kameralardan ana kamera olanı 48 megapiksel çözünürlüğünde. Sony'nin sensörü kullanılıyor ve bayağı başarılı bir kamera olduğu söyleniyor. DxO Mark'tan da tam 107 puan almıştı bu kamera arkadaşlar. Ve şu an dünyada sanırım 4. İlk 3'te Huawei Mate 20 Pro, Huawei P20 Pro ve Samsung Galaxy S10 Plus var. 4. sırada da Xiaomi Mi 9 bulunuyor. Ama video performansında da şu an dünya birincisi DxO Mark puanına göre videoda tam 114 puan almıştı arkadaşlar Xiaomi Mi 9. Tabi bu detayları cihaz inceleme için bana geldiği zaman göreceğiz. Ama bu videoda şimdilik bahsedebileceklerim bu kadar arkadaşlar. Bu videonun da artık böyle sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.